Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Tekrardan karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bizim bugünkü konumuz ne? Ben bugün sizlere neler anlatacağım? Ergenliğe girdiğinizde neler oluyor? Aynen arkadaşlar, ben size bunu anlatacağım. Ergenliğe girdiğinizde neler oluyor, neler bitiyor? Hepsini anlatacağım size. İyi dinleyin. Ama anlatmadan önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Öyleyse hemen konumuza geçelim. Arkadaşlar, YouTube'a sık sık video atacağım. Her gün demiyorum çünkü her gün video atmak çok zor. Ama sık sık YouTube'a video atacağım. Yani akşam saat 5'te YouTube'a girip videomu izleyebilirsiniz. Haftada bir de video atabilirim. Neyse, daha fazla uzatmadan hemen konumuza geçelim. Ergenliğe girdiğimizde neler oluyor? İlk önce kızlar. Kızlar 10 yaş ve 14 yaş arası ergenliğe girer. Erkekler ise 12 ile 16 yaş arası ergenliğe girer. İlk önce kızlar söyleyelim. 1. Vücutta kıllar çıkması. Aynen. Kızlar da vücutta kıllanma olur yani. Kızların vücudunda kıllar falan çıkabilir yani. Erkeklerde de kızlarda da vücutta kıllar çıkabilir. Aynen. 2. Vücutta sivilce çıkması. Yani yüzlerde sivilce çıkması. Biliyorum bu size zor geliyor da bazı ergenliğe giren insanlarda olur. Ama egzersiz yaparak sivilceyi engelleyebilirsiniz. Mesela yüzünüzü falan aşağı doğru indirerek, yüzünüzü böyle aşağı doğru indirerek böyle bir egzersiz yaparak sivilcenin çıkmasını önleyebilirsiniz. Aynen, sivilcenin çıkmasını engelleyebilirsiniz. 3. Boy uzaması. Kızlarda genellikle ergenliğe girince boy uzaması hızlı oluyor. Aynen arkadaşlar, kızlar ergenliğe girince boy uzaması falan hızlı olabiliyor. Aynen, hızlı olabiliyor arkadaşlar. Yani kızların boyları ergenliğe girince uzar. 4. Ses incelmesi. Kızlar ergenliğe girince seslerinin inceldiğini fark ederler. Aynen, kızlar ergenliğe girince kızların sesleri incelir. Aynen, kızların sesleri inceliyor. Kızlar ergenliğe girince kızların sesleri incelmeye başlar. Şimdi sıra geldi erkeklere. Erkekler de 12 ile 16 yaş arası ergenliğe girerler. Erkeklerden bahsedelim biraz daha. 1. Ses kalınlaşması. Aynen, erkekler ergenliğe girince seslerinin kalınlaştığını fark ederler. Aynen, erkekler ergenliğe girince seslerinin kalınlaştığını fark ederler. Yani 14-16 yaş arası erkeklerin ses tonu değişir. Yani sesleri kalınlaşır. 2. Vücutta kıllar çıkması. Erkeklerde de tıpkı kızlardaki gibi vücutta kıllar çıkar. Erkeklerde de böyle kızlardaki gibi kıllar çıkıyor. Yani böyle erkekler vücutta kılların çıktığını fark ederler. Aynen. 3. Boy uzaması. Erkekler ergenliğe girince erkeklerin de boyları uzar ama kızlarınki gibi öyle çabuk uzamaz. Kızların boyu ergenliğe girince hızlı uzuyor. Ama erkeklerinki ise yavaş uzuyor. Yani bunu da hatırlamanız gerek. 4. Bıyık. Aynen. Erkekler ergenliğe girince buralarında yüzlerinde bıyık çıktığını fark ederler. Aynen, erkekler ergenliğe girince yüzlerinde bıyıklar çıktığını fark ederler. Aynen, erkeklerde de ergenlik belirtileri bu. Evet arkadaşlar, size şunu da söyleyeyim. Ergenliğe girdiğimizde her şeyde aynı şey olmuyor. Yani herkeste aynı şey olmuyor. Ama son maddeyi de söyleyeyim. Erkekler ergenliğe girdiklerinde bir de sivilce çıkar. Aynen, erkeklerde sivilce çıkıyor ergenliğe girince. Tıpkı kızlardaki gibi erkeklerde de sivilce çıkıyor. Erkekler de sivilcenin çıkmasını önlemek için kızlar gibi erkekler de yüz egzersizi yapabilirler. Az önceki bahsettiğim gibi. Ama size şunu da söyleyeyim. Erkeklerde, her erkekte de, her kızda da
ergenlik belirtilerinin hepsi olmuyor. Mesela kiminin sesi kalınlaşırken kiminin sesi kalınlaşmıyor. Kiminin yüzünde sivilce çıkarken kiminin yüzünde de sivilce çıkmıyor. Yani ergenliğe girince belirtilerin hepsi olmaya da bilir. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay.